Antalya'ya tatile gidiyorum diye. Antalya gol atınca sevindi. Yok, sevinmek değil de yok hakikaten şey. Ama söyledi, Emre söylemiştin. Ofsayt yok abi. Yok. Çok tabii ama evet. Hakem doğrusunu yaptı. Kaldıracak yok. Tabii. O çünkü çok hassas. Yine Yavuç mu attı? Ama çok hassas ama, bir. Ama burada faul. Yavuç asisti yapıyor da. Ama burada faul yapıyor. Var pozisyonda bak. İlk pozisyon faul. Başlangıcı faul. Vallahi çekmiş atmış onu niye görmedi? Yalnız işte başlangıçları ya. Görmüyorlar ama. Baktıkları yer offside mı değil miye takılıp tamam, ondan daha, önceki pozisyonları daha görmüyorlar. Pozisyonu şu lazım. Başı foul ya. Başı. Sinan Gümüş mü? Evet. Pası veren bak, Yavuç. Yani çok enteresan orada. Bir de pası veren de asisti yapan da Yavuç. Yavuç. Asist Yavuç, foul gol Sinan Gümüş. İki yeni transferi. Hoca ama bak, Fuat Hoca'nın da Kasımpaşa tarafının itirazları var. İşte belki faulden dolayı evet. Ama ona bakılmıyor. Enteresan. Evet Emre. Şimdi biliyorsun malum bir zorlu görüşmesi vardı. Ortalığın ayağa kaldırıldığı, işte lig dizayn mı ediliyor, şudur budur falan filan diye söylenen meşhur zorlu görüşmesi vardı. Sonra Fatih Hoca da bir tweet attı. Bu sezon zorlu geçecek diye. Aa 3 oldu ya. Ben böyle bir şey görmedim. Maça bak. Allah Allah çok Sinan Gümüş mü yine? Tabii şey. Yine Sinan değil mi? Ben olmaz ama 5 dakikada maç gitti. Kasımpaşa da kırılgan bir takım. Kırıldı. Bitti iş. 3 oldu değerli izleyenler. Antalya Spor Kasımpaşa karşısında ard arda bulduğu gollerle farkı 3'e yükseltti. Yani o iki çok kişinin arasından o topun yani. Geçmesi çok de çok enteresan. İki savunma oyuncusunun yani arasından öyle geçmiş ki yani normalde sahanın başka bir yerinde yapamazsınız. Ceza sahasında yapıyor bunu. Bir anda maç bitti. Sinan öyle. Gümüş adına da tabii özgüven veren bir geri dönüş evet, diyebiliriz. Sinan Gümüş geldiğinden beri bence Kayseri iyi oynuyor. Kayseri maçında da penaltıdan evet. Atmadı mı gol? Evet. Kim şu yani, an Podolski yok. Evet. Oyunda. 53-59-62. 10 dakikada 3 gol buldu. Bitirdi maç. Ve maç koptu gitti. Evet Emre. Şimdi tabii Fatih Hoca'nın da bir açıklaması vardı biliyorsun. Bu sezon zorlu geçecek diye bir tweet atmıştı. Fatih Hoca'nın attığı tweet'i ben biraz değiştiriyorum. Bu sezon zorlu değil de biraz kollu geçmeye başladı. Yani bu sezon hakikaten kollu geçiyor. Fenerbahçe'nin herkes gördü ki Fenerbahçe'nin ligi dizayn ettiği plan yok. Fenerbahçe'nin durumu zaten ortada. Bana sorarsan artık Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı gerçekten çok zor. Şöyle bir şey olacak. Pesimist Fenerbahçe gördüm. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenecek, Beşiktaş Trabzonspor'u yenecek falan filan. Yani eğer böyle olmayacak durumlar gerçekleşirse, olmayacak demeyelim de esasında olabilecek kendi şeyler. Kendi elinde değil yani şu an. Kazansa yani, da yetmiyor. Kendisi kazanacak, rakiplerin kaybetmesini falan bekleyecek ve birçok da önünde takım var. Şimdi abi evrene bakıyorum. O kadar güzel anlatıyor. Biz altta altı yaptık. Şunu her şey yaptık, çok güzel abi zaten. Falan, tamam mı? Daha da yani, güzel olacak yani. Baktın mı? Bütün takımları, köfte denilen takımların hepsini yendi. Şöyle yaptı, böyle yaptı falan. Abi yani Fenerbahçe şöyle kolla, molla, şunla, bunla. Hani bir penaltısı verilmesi ortalık ayağa kalkıyor. Söz konusu Galatasaray olduğunda herkes sus pus. Özellikle bizim evren abi hiç sesini çıkartmaz. Böyle oturur. Yok bak abi, hiç fark şimdi cevap bile vermez. Ne kadar rahatım ya. Oh. Cevap bile vermez. Neyse ki az önce Ender Bilgin'in sorduğu soruda dedi ki yani bana da biraz el gibi geldi falan dedi. O konuda arkadaşım olduğu için kendisini tebrik ediyorum. Çünkü hakikaten sosyal medyada bakıyorum. Adam bana videoyu atıyor. Kör müsün lan? Bak böyle yazmış bana. Kör müsün lan? Burada el mi var? Ya herkes, oğlum sen körsün lan. Herkes sen körsün. Kendi istediği abi, gibi bakıyor. Öyle görmek abi, istiyor. Abi Galatasaray'ı yani, Fener'i falan. Görüntüleri değiştirenler, sesleri montajlayanlar falan. Olacaksın. Neyse olur çok yani enteresan şeyler. Bak, insanları aptal abi, yerine bak, koyuyorlar. Bak şunu söylersin. Dersin ki kardeşim bir hakem hatası olmuş dersin. Bir maç bitmiş gitmiş zaten. Bu saatten sonra 3 puan alıp Galatasaray 3 puan geri aldık halleri yok. Onun yani, sebebi de Galatasaray değil ayrıca. Değil. Onu vermeyen hakemle video yardımcı hakem evet. Düşünsün. Galatasaray mı bunun müsebbibi? Ya zaten doğru. Galatasaray'da tabii arkadaşlar, Galatasaray taraftar arkadaşlara sesleniyorum. Zaten Galatasaray'ın 3 puan geri alacak halleri yok bu adamların. Maçın tekrar edecek bir hali de yok. Hiç olmazsa böyle durumlarda ya deyin hakikaten burada el varmış falan deyin yani. İnsanlar gerizekalı değil. İnsanlar bakınca zaten görüyorlar, anlıyorlar bazı şeyleri. Yok işte şöyle oynatırsan, yok kolundan gelmiş, vücudundan gelmiş, yok hiç değmemiş falan diye insanları
kendiniz gibi bunu yapan zaten gerizekalı. İnsanlar gerizekalıdır, haberin olsun arkadaşlar yani. Böyle saçma sapan şeyler yapmayın. Deyin ki bir hakem hatası olmuştur deyin. Öyle zaten diyen bol de var, bol, demeyen de var. Ya zaten yani, bol bol hakem hatası. Genelleme yapmaya zaten imkan yok yani. Yok sana hayır, göre bol, bana göre abi. Niye hayır, adamları gerizekalı? Sana göre bana göre yok abi. Var abicim böyle bir şey bulur. Değilmiş, değilmiş, bana değilmiş. Göre değil. Değilmiş. Sen sanki bak, çok objektifsin de nasıl dedim adamlara kızıyorsun. Bak, herkesin bir görüşü var abi. Sen diyor mu Fenerli'de penaltıda. Gördün mü? Çok net yani. Bunu net. Bunu vermeyen hakemin de. Vermeyen var hakeminin de. Şimdi... Neyse bir söyle, şey söyleyeceğim söylemeyeyim yani. Söyleme sen hakkımıza hayırlı olur. Diyor, sorgulanması yani. Lazım dediğin gibi. Yani evet şimdi, yani abi, şimdi hepsi bak, hakem zaman. Görmeyebilir bunu. Hakemin görmemesini ben normal karşılıyorum. Doğal karşılıyorum bunu. Abi var nasıl görmüyor bunu ya? Ha? O zaten. Zaten onun görevi Emre. Yani o görecek. O görmek için var. Hakemin ters tarafında kalıyor gibi yani öyle gözüküyor. Hadi görmedi ya. Sanki dizinden sekmiş gibi gözüküyor. Biraz dizini kaldırmış için tamam. Öyle görülüyor ama evet. Vardaki elden, görecek elden yani. Elden sekiyor. Vardaki görecek abi. Elden el bir el orada el pozisyonu var. Bu sistem var. Yardımcı onun için zaten ya onu kullanmaları lazım. Bak şu pozisyonda dizinden sekmiş. Zaten yeterince sezon başından beri yeterince Galatasaray'la yine hakem hatası oldu. Bunu da şey deyiverin yani. Abi hakem hatası daha oldu deyiverip çıkın işin içinden yani. Bu kadar kadar yapan biri görmedim. Şu ana kadar Galatasaray şu yarışın içerisinde kalabildiyse inan hakemler sayesinde kalmıştır. Evren diyor ki yerli futbolcuların işte... Gülerler bunu, Gülerler senin bu konuştuğum. Bak şey diyor, yabancı Lemina katkı verdi, yerli futbolcular çok katkı verdi. Taylan Antalyalı geldi girdi diyor, çok diyor katkı verdi diyor. Hakemler de katkı verdi yani şimdi söylemesi ayıp ama... Hakemler de Galatasaray'ın şu tutunmasına katkı verdiğini söylemek gerekir. Öte yandan bakıyorsun Fenerbahçe'nin bir sürü şeyini konuşabiliriz. Yaptığı yanlışlıkları, eksiklikleri, Ersun Hoca'nın yaptığı hataları elbette konuşuruz. Ama bak hakem hatası da oluyor abi. Bir sürü de Fenerbahçe'nin aleyhine hakem hatası oldu. Dolayısıyla abicim hep söylüyorum sana. Bu sezon artık özellikle hakemler açısından kirli bir sezona doğru gitmeye başladı. Sıkıntılı bir sezona gitmeye başladı. Ama birçok takım için beni bir tek rahatlatan bir şey yani, var abi. Tek bir takıma evet. Yönelik değil, birçok takıma. Tabii, tek takımlara lehine aleyhine yapılıyor. Şey yok. Ender Bilgin, bir tek beni rahatlatan bir şey var. hakikaten hak eden Trabzonspor lider. Bak hak bunu gönülden söylüyorum. Bunu gönülden söylüyorum. Yani şu anda başka bir lider olsa... Söylerdim. Başka yani Galatasaray, Fener, işte Beşiktaş, şu bu... Falan olsa, Başakşehir falan olsa o zaman derdin, orada başka bir şey söylerdim. Ama şu anda hakikaten bence ligin en iyi top oynayan takımı hak ettiği yerde ve liderlikte. Bunu çok gönülden söyleyebilirim. Doğru. Şimdi diyorlar ki işte şey yaptılar. İşte Trabzon'a şöyle yardımlar yapıldı. Böyle. Hepinize yardımlar yapıldı. Adam gibi takım kursaydınız. Ya o çok ortalığı karıştırmaya çalışanlar. Bak hepinize onlar. Yardımlar yapıldı. Adam gibi takım kursaydınız. Adam gibi takım kuramazsan böyle olur. Ya yani. Burada hakemlerden canı yanmayan var mı? Hangi takım? Türkiye sadece 4-5 büyükten bahsetmiyor. 4 büyükten değil. Bir tam fazlası kesinlikle var. Ona katılıyorum. Ama canı yanmayan takım yok. Ya hakemlerle alakalı. Serdar Aziz'in yaptıklarını var ya 10 defa atmalar lazım. Onlar hiç konuşmuyor. Konuşan. Yok, yok. Herif her maç anasını satayım atılması lazım. Herif Serkan diyor. Fenerbahçe'yi de konuşacağız ama ya. Her takıma yapıyorlar abi. Şöyle her takıma yapıyorlar durumu ayrı da Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Serdar Aziz. Yok Galatasaray hakemler de diyor da yani 6 tane maç oldu. 6'sını da çatır çatır kazandı Galatasaray. Bir de en çok konuşulan maçlar Fenerbahçe'nin maçları. Dikkat et. Galatasaray topunu oynadı kazandı abi. Bu kadar basit. Ya bunu peki, hakemlere yetersen bu başarıyı. Yo ben hani sadece genel olarak dedim yani, hakemlerden gülerler. Herkesin hani var. Yandı. Yani çok bazı çok takımlar ciddi çok daha fazlasıyla. Var. Ama işte kimisi üst üste geliyor. Kimisi farklı zamanlarda işte kırılma anları var. Orada olduğu zaman daha fazla olunca, o zaman kulüplerin... doğal olarak insanlar da daha fazla şimdi tepki gösteriyor. Serinin... Bir de insanların aklıyla alay edercesine evet, hatalar yapılıyor. Evet. Şimdi Serin'in eli yüzünden kaybettiği kazandı denilebiliyor mu? Diyemezsin. Diyemezsin. Canım. Yani penaltı oldu gol mü olacak? Serinin 10 dakikadan sonra atacak mı atmayacak mesela mı? Mesela kronolojik olarak baktığınızda Gökhan Töre'nin de kırmızı kart evet. Var. Bunlar bak bunları bir kenara bırakalım. Ama sen ver işte. Bak ver işte. Ya burada... sen Gökhan Töre'yi at. Serinin penaltısını şimdi, ver. Evet. Bakalım ne olacak? Neyi tartışıyoruz? Neyi tartışıyoruz? Galatasaray bunun yüzünden doğru. Kazandı veya kaybetti gibi şeyleri konuşmuyoruz ki aslında. Tartıştığımız nokta MHK. Sezon başından beri biz hakemleri konuşuyoruz. Halen böyle Batı hayranı, Batı ligleri hayranı bazı gazeteci arkadaşlarımız da ya İngiltere'de bu kadar hakem konuşulmuyor falan filan demeyin kardeşim. Demeyin ya. Biraz sorunun yarının üzerine parmak basın. Arkadaşlar İngiltere'de böyle hakem hataları olmaz. İngiltere'de böyle teknoloji varken adam varı kullanır. Sen varı kullanıyor musun? Hayır. Niye gitmiyorsun? Notun mu düşüyor gittiğin niye zaman? Niye gitmiyorsun?
Bu bir. İki, bak Serdar Aziz büyük bir suç işlesin. O polisler görüyor ama Serdar polisleri göremiyor. Öyle bir camlı aynalı camlar vardır ya emniyet müdürlüklerinde. Serdar'ın yanına dört tane adam koyun. Bu muydu desin. Serdar demez, hepsini der, değerlerini der. Çünkü Serdar'da öyle bir surat var abi Serdar. Ne hakemlerden kart görüyor, Çaki. Ne hakemlerden kırmızı kart görüyor. Abi,